En'am suresi 148. Münafıklar ahirette şirk koşan münafıklar diyorlar ki Allah dileseydi ne biz şirk koşardık ne atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Böyle bir züppe ruhları oluyor. Bak hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Ya Allah diledi biz de yaptık diyor. Allah o konuda münafıkların bu usluburan karşı elbette diyor her şeye Allah gücü yeterir. Ama siz yalan söylüyorsunuz diyor. Evet. Sahtekarlık yapıyorsunuz diyor. Onlardan öncekiler de bizim zorlu azabımızı tadıncaya kadar böyle yalanladılar. De ki sizin yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Adamlar var diyor. İlmin deryasıyız diyor adam. Nasıl bir ilim buluyorsun? İlmi hurafe diyor. İlmi hurafe. Hurafe alemi. Hurafe müceddidi oluyorlar. Böyle kazan gibi kaynıyor adam. Hurafe kaynıyor. Bak Cenab-ı Allah diyor ki de ki sizin yanınızda bize çıkarabileceğiniz bir ilim mi var? Oho! Kur'an'ın yüz misli adamlarda bilgi var, hurafe var. Siz ancak zanna uymaktasınız ve siz ancak zan ve tahminle yalan söylersiniz diyor. Zanla hareket ediyorsunuz diyor Cenab-ı Allah. Yani Kur'an ayetlerine dayandırmıyorsunuz diyor. En'am suresi 137. Bak hem kendi aleyhlerinde dinlerini karma karışık kılmak için. Mesela İslam dinini adam karma karışık kılıyor. Kendi de içinden çıkamıyor, kendi de yaşamıyor. Karma karışık kılıyor. Yani o kadar girift ki ve ne bir insanın kavraması mümkün, ne anlaması ne de yaşaması mümkün. Ya diyor ne büyük alim, dünyanın en büyük hurafe alimi diyor. Hurafe küpü adam. Bak hem de kendi aleyhlerine dinlerini karma karışık kılmak için. Kendi aleyhlerine oluyor. Çünkü toplumun da aleyhine oluyor, kendi aleyhine de oluyor. Kendi mutluluğunu da, kendi hayatını da öldürüyor. İnsanların hayatını da öldürüyor. Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Bu onların kaderinde diyor Allah. Sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları bırak. Yani demiş olmaları önemli değil diyor Cenab-ı Allah. Tabii ilmi mücadele yapılır ama yani Müslümanı sarsacak, efendim, mücadeleden vazgeçirecek veyahut değil mi? Yani o anlamda yolunu değiştirecek bir şey değil. İnşallah. Hadis suresi 27. Bak türettikleri ruhbanlığı yani uydurma dini, uydurma inançları. Biz onlara yazmadık, emretmedik. O hurafeleri biz onlara söylemedik diyor Allah. Ancak Allah'ın rızasını aramak için kendileri türettiler diyor bu hurafelere. Ama buna da gereği gibi uymadılar. O hurafeyi de uygulayamıyorlar diyor Allah. Hakikaten hiçbir münafık, hiçbir müşrik yaptığı hurafeyi uygulayamıyor. Ancak dillerinde. Evet. Hicr suresi 90-93. Bak parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi. Parça ayırıcısı ne yapar? İslam ümmetini bir kere parçalara ayırır. O parçaları bir daha parçalara ayırır. Bir daha parçalara ayırır. Sürekli parçalar. Ki onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar. Şu an Müslümanın başına gelen belanın sebebi budur. İşte Mehdi asli saadet Müslümanlığına Müslümanları çevirerek bu beladan Müslümanları kurtaracak inşallah. İnşallah. Onlar Enbiya suresi 93 onlar işlerini kendi aralarında parça parça dağıttılar bakın. Parçalanmayı ve bölünmeyi Allah telin ediyor Kur'an'da lanetliyor. Yani bölünmenin haram olduğunu gösteriyor Allah. Dinlerinde bölünmeler yaptılar. Hepsi bize dönecekler diyor Allah. İntikam alacağım diyor. Enbiya suresi 93. Hayır, o inkar edenler boş bir gurur ve parçalanma içindedirler. Hem de bir de enaniyetliler. Yani kendilerine beğeniyorlar. Bir de parçalanma içindeler. Evet.